Yeniden hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Gelin son durumu öğrenelim. Fatih Sabuncu şu an telefon attığımızda. Fatih, seni dinliyoruz. Çıkmıştı iki sularında ve ilk etapta iki uçak yedek helikopterle müdahale edildi ama şu anki araç sayısı, hava araçları sayısı oldukça fazla. 10 uçak, 18 helikopterle müdahale ediliyor. Ayrıca 74 aracöz, 12 dozer var ve 415 de personel bu yangına müdahale ediyor. Jandarma ekipleri de alanda. Yaklaşık 30 hektarlık bir alanda yangının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte tabii vatandaşlar da elinden geldiğince destek veriyor buraya. Bölgede rüzgarın etkili olması biraz tabii ki bu yangının yayılmasını hızlandırdı diyebiliriz. Bunun dışında çam ve makilik alanda bu yangın etkili ama kuru otların olduğu bölgeler de var. Yani buralarda görüntülere de yansıyordur muhtemelen. Bu bölgelerde aslında otların yandığı kısımlar da var. Bunlar hızlı yanıyor ama çok büyük bir zarar vermiyor diyebiliriz. Hatta öyle ki bazı yerlerde içinde yeşil ağaçların da hala kaldığı ama buradaki yangının söndürüldüğü ama içinde yeşil ağaçların da kaldığını görmek de mümkün. Dolayısıyla çok ciddi ve özverili bir çalışma var. Muğla ve Antalya'dan da hava araçları geldi. Bunu da aktaralım. Dediğimiz gibi hem personel sayısı bakımından hem hava araçları bakımından ciddi bir yangını önleme, söndürme çalışmaları yapılıyor. Teşekkür ediyoruz. Bir başka yangın haberiyle devam edeceğiz. Aydın'ın Nazilli ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şimdi bu yangına ilişkin de son durumu öğrenelim. Nazilli muhabiri Ali Soydemir aktaracak yangına ilişkin son bilgileri. Ali. Değerli izleyenler, yarım saat önce de aktardığım gibi orman aynı zamanda vatandaşlar bölgedeki Kırcaklı Mahallesi ve Asla Mahallesi için bir yangının başladığı yeri. Evet sayın seyirciler, biz aktaralım. Aydın'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Nazilli'ye bağlı kırsal Kırcaklı mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 17.30 sıralarında yangın başladı. Sarp arazideki yangın kısa sürede büyüdü. İki uçak, 7 helikopter yangına müdahale ediyor ve çok sayıda ekip de yine bölgede. Ekipler alevlerin çevredeki tarım alanlarına da sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Çevre illerden de orman ekipleri de yine bölgeye yönlendirilmiş durumda. Efendim, hava sıcaklığının yüksek seyrettiği, nem oranının düştüğü bu günlerde Ege ve Akdeniz ormanları tehlike altında. Hava ve kara ekipleriyle Yeşil Vatan için teyakkuza geçen Orman Genel Müdürlüğü yangınlara karşı uyarıda bulundu. Ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi. Yangına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğuna işaret edildi. Orman Genel Müdürlüğü özellikle yeni haftanın ilk 3 günü için Ege ve Akdeniz bölgelerine uyarıda bulundu. Orman Kanunu Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar geçen süreyi yangın mevsimi olarak nitelendiriyor. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığının yüksek, nem oranının düşük olduğu günler yangın riskinin en yoğun olduğu zaman dilimine denk geliyor. Bayram süresince Ege'de yangınlar ardı arda geldi. Kurban Bayramı'nda 9 günlük bu tatil döneminde biz 66 tane yangına müdahale ettik. Bunun 23 tanesi orman yangını ve 105 hektarlık bir orman alanımız zarar gördü. Yangına karşı vatandaşlar uyarılırken Yeşil Vatan'ın neferleri de teyakkuza geçirildi.
Gece görüşlü helikopterler Türkiye'deki yangınlarda kullanılmaya başlandı. İzmir'de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü envanterine de 2 adet gece görüşlü helikopter kaydedildi. Bu helikopterler hem gece hem de gündüz çalışıyor. 2,5 ton su alıyor ve yangınlara ilk müdahalede kullanılıyor. Kara ekipleri gözlerini ormandan ayırmıyor. İnsansız hava araçları ve yangın gözlem kulelerindeki termal kameralarda onlara gökyüzünden destek veriyor. Yetkililer yangınların %85'inin insan kaynaklı çıktığına dikkat çekiyor. Bu sebeple resmi tescilli piknik ve mesire alanları dışında mangal ve ateş yakılmaması gerekiyor. Kabinem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. 5 milyona yakın gencin KYK kredi borçlarına ilişkin merakla beklediği düzenlemede toplantı sonrasında Erdoğan tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçları ile ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı. Peki KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak? Detaylar Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı millete sesleniş konuşmasıyla netlik kazanacak. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Ve biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Kabine toplantısında enflasyonla mücadele konusu da ele alınacak. Yatırım, istihdam ve ihracatı artıracak yeni adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Dış politikada kabinenin önemli gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilecek. Bu konuda izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidecek. İki ülke ilişkilerinin değerlendirileceği o önemli ziyaret öncesinde ziyarete ilişkin son hazırlıklar görüşülecek. Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ile ilgili son durum değerlendirmesi de yapılacak. Astana sürecindeki 7. Liderler Zirvesi Salı günü İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran liderleriyle bir araya gelecek. Zirvede Suriye'deki son durumun yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Suriye'deki krize siyasi çözüm için masa bu kez Tahran'da kurulacak. Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın liderleri Suriye'deki son durumu değerlendirmek için toplanacak. Siyasi çözüm umutlarının diri tutulması bizlerin gayretlerine bağlıdır. Türkiye, Rusya ve İran Suriye'deki savaşı sona erdirmek için 2016'nın sonunda harekete geçti. Üç ülkenin çabasıyla Suriye'de önce ateşkes sağlandı, ardından da siyasi çözüm için Astana süreci başlatıldı. Bu mekanizma kapsamında üç ülkenin liderleri, bakanları ve teknik heyetleri belirli aralıklarla bir araya geliyor, Suriye'deki gelişmeleri gözden geçiriyorlar. Bu kapsamda liderler arasındaki 7. zirveye İran ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tahran'da bir araya gelecek. Üçlü zirvede Suriye'deki siyasi çözüm süreci, terörle mücadele, PKK-YPG terör örgütünün saldırıları ve göçmenlerin geri dönüşü gibi başlıklar masada olacak. Liderler zirvesinde bölgesel sorunların yanı sıra küresel gelişmeler de ele alınacak. Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile baş başa görüşmeler de yapması planlanıyor. Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası askeri operasyonunun gündeme gelmesi bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesindeki terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Geçen yıl etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin Kod adlı teröristin yerini alan İzzettin İnan'ın akıbeti aynı oldu. PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan, Irak'ın kuzeyinde yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı. Faaliyetleri belirlendi, örgüt kadrolarıyla toplantı halindeyken düğmeye basıldı. PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Dersim Malatya Kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi. MİT, örgüte 1992 yılında katılan İzzettin İnan'ın faaliyetlerini uzun yıllar takip etti. İnan'ın Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi. Sofi Nurettin Kod adlı Halef El Muhammed'in Mayıs 2021'de etkisiz hale getirilmesi sonrasında onun yerini almıştı. İzzettin İnan'ın etkisiz hale getirilmesi amacıyla MİT'in Gara alanındaki saha ajanları görevlendirildi. Saha ajanları İzzettin İnan'ın yakınına kadar girerek güven kazandı. İnan'ın faaliyetleri en ince detayına kadar öğrenildikten sonra operasyon için en doğru an belirlendi. İzzettin İnan'ın örgüt kadrolarına verilecek eğitim hazırlıkları kapsamında iki örgüt kadrosuyla toplantı halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon başladı. İnan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Profesör Doktor İlhan Varank ve tüm şehitler için İstanbul'da mevlid programı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fethullahçı teröristlerin temizlenmesi için hala mücadele ediyoruz dedi. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. İstanbul Fatih'teki Şehzadebaşı Camii'nde 15 Temmuz şehidi Profesör Doktor İlhan Varank ve tüm şehitler anıldı. Programa şehit İlhan Varank'ın kardeşi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da katıldı. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama biz gerçekten bir insanın, inanmış bir insanın ulaşabileceği en yüksek makam olan şehadete ailemizden bir ferdin erişmiş olmasından da elbette gururluyuz. Fethullahçı teröristlerin bu ülkeden temizlenmesi için büyük bir mücadeleyi şimdi bile verebiliyoruz. Gizli saklı hedefleri olanları, bunun siyasi uzantıları olduğunu biliyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Burada ülkemizin birliği ve beraberliği için hayatı ortaya koyanlara her zaman onların hatıralarını yaşatacağız. İlhan Varank'ın Şehzadebaşı Camii avlusundaki kabri başında dua edildi. Profesör Doktor İlhan Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koymak için önce Vatan Caddesi'ne, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne koştu. Profesör Doktor İlhan Varank, Saraçhane'de hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik insanlık dışı tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. Milli Savunma Bakanlığı düzensiz göçmenlerin Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından geri itildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA Ege Denizi üzerinde devriye görevindeydi. Dilek Boğazı'nın doğusunda Türk karasularına 1,5 kilometre mesafede Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tespit edildi. Türk karasularını ihlal eden bot yakın takibe alındı. Yunan sahil güvenlik botu bir grup düzensiz göçmeni iki cansalıyla Türk karasularına geri itti. Salların çevresinde tehlikeli manevralar yaptı, ardından da son sürat uzaklaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan sahil güvenlik botunun aynı zamanda Türk karasularını ihlal ettiği ifade edildi. Açıklamada Türkiye sahillerine 1,5 kilometre mesafedeki geri itme ve karasuları ihlalinin sahil güvenlik komutanlığına bildirildiği belirtildi. Düzensiz göçmenler sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı. Çanakkale'de eğitimci Nazmi Arıkan'la şoförünün katil zanlısı Tokat Spor Kulübü Başkanı Ufuk Akçakaya adliyeye sevk edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı suç araştırma timinin yürüttüğü soruşturmada katil zanlısı Ufuk Akçakaya'nın Eceabat ilçesinden bir taksiyle çiftlik evine gittiği belirlendi. İstanbul'da gözaltına alınan Akçakaya'nın sorgusunda suçlamaları reddettiği öğrenildi. Cinayetin gerçekleştiği eve yakın bir tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bir bıçak bulundu.
Eğitimci Nazmi Arıkan'la şoförü Şerif Eker'in 14 Temmuz'da Karayin Beyli köyündeki çiftlik evinde bıçakla öldürüldüğü tespit edilmişti. İstanbul'da kaldığı otel odasından dışarıya sahte dolar saçan kişi yakalandı. Yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek. Pencereyi açtı, sahte banknotları sokağa saçtı. İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde kalan Filistin uyruklu İsrail vatandaşı bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve parada sahtecilik suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. İstanbul'da maskeli hırsız girdiği evden para ve değerli eşya çaldı. Yüzünü gizlese de polisin dikkati sayesinde kamera kayıtlarına takılan ayrıntılardan yakalandı. Yüzünde cerrahi maske vardı ancak kolundaki dövmeyle şapkasını hesaba katmadı. Maskeli hırsız İstanbul Beyoğlu'ndaki daireyi gözüne kestirdi. Suç ortağı apartmanın önünde gözcülük yaparken o içeri girdi. Evdeki parayla değerli eşyayı çalan hırsız yanındaki arkadaşıyla birlikte elini kolunu sallayarak sokaktan ayrıldı. Polis ihbar üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Hırsızın kolundaki dövmeyle şapkası ekiplerin dikkatini çekti. Adresi tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı ihbarı yapıldıktan iki gün sonra kırmızı ışık ihlali nedeniyle para cezası uygulanan motosikletin sahibi hırsızın cezasını ödemek istemedi. Cezanın iptalini istedi ancak bu talep de mahkemece reddedildi. Yargıtay hem cezayı durdurdu hem de iptalin reddi kararının hatalı olduğuna dikkat çekti. İstanbul'da yaşayan bir kişi 12 Eylül 2018'de motosikletini çaldırdı. Polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Yaklaşık 2 hafta sonra güvenlik güçlerince bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. Ancak bir süre sonra motosiklet sahibi, motosikletin çalındığı dönemde kırmızı ışık ihlali nedeniyle plakası üzerinden 235 lira para cezası uygulandığını öğrendi. Cezanın iptali için itiraz etti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği itirazın reddine karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma isteminde bulundu. İstemde uygulanan cezai işlemden 2 gün önce motosikletin sahibinin çalıntı ihbarı yaptığı ve sonradan bulunan motosikletin sahibine 2 hafta sonra teslim edildiği belirtildi. Dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay 7. Ceza Dairesi itirazın reddi yönündeki kararın bozulmasına ve para cezasının iptaline hükmetti. Kararda itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinin hatalı olduğuna da işaret edildi. İstanbul'da bir sürücü ambulansa yol vermemek için direndi. Ambulans görevlileri o anları kayıt altına aldı. Kısa sürede tespit edilen sürücüye ceza kesildi. Şaka gibi ya. Siren çaldı, yol istedi ama sürücü bir türlü önünden çekilmedi. Ambulans D100 karayolu Avcılar mevkiinde ilerliyordu. Sol şeritte giderken önüne bir araç çıktı. Ambulans şoförü siren çalıp önünden çekilmesini istedi. Fakat otomobilin sürücüsü yol vermemekte direndi. Ambulans şoförü hastaneye yetişmek için mecburen orta şeride geçti. Aracı sollayıp yoluna devam etti. Görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. Tespit edilen sürücüye toplam 623 lira ceza kesildi. Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Soma ilçesi olan deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte oldu. Herhangi bir hasara yol açmayan deprem Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi. Ukraynalı Meridian Hava Yolları'na ait kargo uçağı Yunanistan'da düştü. Sırbistan Savunma Bakanı uçaktaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçağın Sırbistan'da üretilen 11,5 ton patlayıcı maddeyi Bangladeş'e götürmekte olduğu açıklandı.
Havada alev aldı, kısa süre içinde yere çakıldı. Yerde hem yangın hem de patlamalar bir süre devam etti. Sırbistan'dan Bangladeş'e gitmek üzere yola çıkan kargo uçağı kalkıştan bir süre sonra acil iniş talebinde bulundu. Ancak uçak inişi gerçekleştiremeden alev alarak Kabala yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra ard arda patlama sesleri duyuldu. Uçağın bir yerleşim yerine düşmemesi mucize olarak nitelenirken, kazadan sonra bölge halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Sırbistan Savunma Bakanlığı uçaktaki 8 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu. Antonov tipi uçağın Ukraynalı Meridian Hava Yolları'na ait olduğu açıklandı. Kargo uçağının Sırbistan'da üretilen 11,5 ton patlayıcı maddeyi Bangladeş'e götürmekte olduğu ifade edildi. Uçağın nihai hedefi Dhaka olmakla birlikte yolda Ürdün, Suudi Arabistan ve Hindistan'da yakıt ikmali yapmasının planlandığı belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanı orduya operasyonların artırılması emrini verdi. Dnipro, Odessa, Nikopol gibi birçok yerleşim yeri füzelerin hedefinde. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise savaşın başından itibaren hayatını kaybeden Rus askerlerin sayısını 38.300 olarak açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları yeniden hız kazandı. Son günlerde birçok bölge yoğun ateş altında. Rusya Savunma Bakanlığı Odessa'da bir depoyu hedef aldıklarını, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği Harpoon roketlerinin imha edildiğini, Ukrayna'ya ait bir savaş uçağıyla bir helikopterin de düşürüldüğünü belirtti. Dnipro'da roket atarların onarıldığı fabrikaya yönelik saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Nikopol kentine de Grad füzeleriyle ateş açıldı. 53 Grad füzesinin atıldığı kentte bazı binalar isabet aldı, 2 kişi öldü. Füze saldırılarında Harkiv'de 3 kişi yaşamını yitirdi. Sumi bölgesinde ise havan ve top atışları sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Rus kamuoyunda savaşın uzadığına dair eleştiriler daha yüksek sesle dile getirilirken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'dan açıklama geldi. Shoigu, Ukrayna'nın doğusu ve kontrol ettikleri diğer alanlara ilişkin sosyal medyadan talimat verdi. Ukrayna'nın olası taarruzunun önüne geçmek için Rus ordusunun operasyonlarını artırmasını emretti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya'nın kayıpları ile ilgili bilgileri paylaştı. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 38.300 Rus askerinin öldürüldüğü, 1684 tank, 220 uçak ve 188 helikopterin imha edildiği açıklandı. Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde yaşanan Bulgaristan engeli aşıldı. İki ülke arasındaki sorunların üyelik görüşmeleri sürecinde ele alınmasına ilişkin öneri Makedon Parlamentosu'nda onaylandı. Böylece tam üyelik görüşmelerinin de yolu açılmış oldu. Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda Bulgaristan'ın 2 yıldır sürdürdüğü müzakerelerin başlamasına yönelik vetosu sonunda aşıldı. İki ülke arasında ihtilaf konusu olan dil ve benzeri kültürel başlıklarla bazı tarihsel görüş ayrılıkları üyelik müzakereleri kapsamına alındı. Avrupa Birliği'nin önerisi Kuzey Makedonya Parlamentosu'nun gündemine geldi. Öneriye ilişkin tasarı 120 milletvekilinden 68'inin evet oyuyla kabul edildi. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski bu kararla ülkesinin Avrupa Birliği ile üyelik müzakere sürecini başlatmış olduğunu duyurdu. Bugün Makedonya dilinin ve kimliğinin korunduğu ve tarihi konuların dışında kaldığı bir müzakere çerçevesine sahibiz dedi. Kovacevski, hükümetler arası ilk oturumun 19 Temmuz'da Brüksel'de yapılacağını da açıkladı. İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine aday olan isimler bu akşam kozlarını ikinci kez bir televizyon programında paylaşacak. Programın ana gündem maddesinin vergi tartışmaları olması bekleniyor. İngiltere'de gündem Muhafazakar Parti'deki liderlik seçimleri. Parti içindeki seçimlerin ikinci turundan başarıyla çıkan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere'nin ilk kadın Savunma Bakanı Penny Mordaunt, Dışişleri Bakanı Liz Truss, eski İskan Bakanı Kemi Badenoch ve Milletvekili
Tom Tugendhat 3. tur öncesi karşı karşıya gelecek. 5 aday bu akşam ikinci kez televizyon programında kozlarını paylaşacak. Cuma akşamı yapılan ilk televizyon yayını tartışmasına vergi ve siyasete dürüstlük konuları damga vurmuştu. Muhafazakar Parti'de liderlik seçimleri 2 aday kalıncaya kadar devam edecek. Seçimin galibi 5 Eylül'de açıklanacak. Boris Johnson halefi belli olana kadar başbakanlık görevini devam ettirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunması için başına 20 milyon dolar para ödülü koyduğu uyuşturucu kaçakçısı Rafael Caro Quintero Meksika'da yakalandı. Saklandığı yerde özel eğitimli köpeğin bulunduğu Quintero yüksek güvenlikli hapishaneye nakledildi. Amerikan ajanını kaçırıp işkence ederek öldürdü. Washington-Meksika ilişkilerinde gerilime yol açtı. ABD'de en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Rafael Caro Quintero yakalandı. Meksika donanması, Quintero'nun Sinaloa eyaletinde özel eğitimli Max isimli bir köpek tarafından bulunduğunu açıkladı. Yakalanma anına ilişkin görüntüleri paylaştı. ABD'nin bulunması için başına 20 milyon dolar para ödülü koyduğu Quintero, yüksek güvenlikli bir hapishaneye nakledildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Amerikan güvenlik güçlerini kaçıran, işkenceden geçiren ve katleden birinin saklanacak yeri yok dedi. Quintero'nun yakalanması nedeniyle Meksika makamlarına teşekkür etti. Quintero, 1985 yılında bir Amerikan uyuşturucu ile mücadele ajanını işkence ederek öldürme suçundan 40 yıl hapse mahkum edildi. 28 yıl hapis yatan Quintero, 2013 yılında serbest kaldı. Bu karar daha sonra yüksek mahkeme tarafından bozuldu ancak Quintero kaçıp saklanmayı başardı. Washington, Quintero'nun kaçtıktan sonra yeniden uyuşturucu kaçakçılığına geri döndüğünü belirterek başına 20 milyon dolar ödül koydu. ABD-Meksika ilişkilerinde gerilime neden olan ajan cinayeti dizilere de konu oldu. Quintero, Meksika'da ilk uyuşturucu kartellerinden biri olan Guadalajara kartelini kuran 3 isimden biriydi. Bugün uyuşturucu kaçakçılığında etkisi kalmamış olsa da Quintero'nun yakalanmasının sembolik anlam taşıdığı belirtiliyor. Meksika polisi uzun süredir Quintero'yu yakalamak için operasyonlar yürütüyor. Dün yapılan operasyona katılan askeri bir helikopter düşmüş, 14 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu devam etti. Özellikle geçiş güzergahlarında trafik oldukça yoğundu. Aksamalar yaşanmaması için ekipler mesailerini sürdürdü. Denetimler yapıldı, sürücüler uyarıldı ve bilgilendirildi. Kimi tatil beldelerinden, kimi memleketinden yola çıktı. 9 günlük bayram tatilinin son gününde dönüşler devam etti. Çeşme, Marmaris, Bodrum gibi gözde tatil merkezlerinin geçiş noktalarında dönüş yoğunluğu yaşandı. 9 günlük bayram tatilinin ardından tatilciler dönüş yoluna geçti. Muğla'nın Gökova ilçesinde bulunan ve yoğun olarak kullanılan kavşak noktasında trafik ekiplerinin denetimleri arttırıldı. Kurban Bayramı tatili boyunca Ege'de konaklayan binlerce kişi sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola koyuldu. Ekipler de kurallara uyulması için mesailerini sürdürdü. Ekipler İzmir-İstanbul otoyolunda ulaşımın sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için 24 saat aralıksız çalışıyor. Sürücülere özellikle takip mesafesi, hız limiti ve emniyet kemeri konusunda uyarıda bulunuyorlar. Nasıl trafik? Normal. Normal. Şu anda yeni kalabalıklaşıyor sanırım. Denetimler hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi. Olması gerekiyor. Yerinde. Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan geçiş güzergahı Bolu'da da trafik yoğundu. 9 günlük bayram tatili sona erdi. Tatil dönüşü için en önemli noktalardan biri olan Bolu Dağı Tüneli'ndeyiz. Şu an için trafik normal seyrinde devam ediyor. Olası bir aksama için trafik ekipleri de denetimlerini hem karadan hem de havadan drone'la sürdürüyor. Yozgat kent merkezinden geçen E88 karayolunda da trafikteki araç sayısı arttı.
Kurban Bayram tatilini memleketlerinde geçiren sürücülerin dönüş yolculukları devam ediyor. Özellikle doğu illerinden batı illerine doğru trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yer yer trafik yoğunlaşsa da denetimler sonucu trafik kazaları geçen yıllara göre azaldı. Bayram tatilinin ardından dönüş yolculuğu sürüyor dedik. İstanbul ve Ankara'daki otogarlarda da yoğunluk fazlaca yaşanıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş telaşı yaşanıyor. Bayram tatilinin sona ermesiyle birçok kişi evlerine doğru yola çıktı. Yolcular Ankara şehirler arası otobüs terminalinde de yoğunluk oluşturdu. Normalde Konya Ereğli'de çalışıyorum, psikoloğum. Şu an tatil dönüşü. Tekrar işe döneceğim, yarın işe başlayacağım. Bayram dönüşü yoğunluğunun en çok yaşandığı noktalardan biri de Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı oldu. Tatilini İstanbul dışında geçirenler işbaşı yapabilmek için dönüş yolunu tuttu. Kolay bilet bulabildiniz mi dönüş için? Biz daha önceden aldığım için kolay bulduk ama yoktu yani, bilet yoktu. Evet. Peki yolculuk nasıl geçti? Kalabalık mıydı yollar? Çok kalabalık. Çok kalabalık, evet. Memleketine gidenler eve erzak kolileri ve çuvallarla döndü. Kurban etlerini mi getirdin? Evet, memlekete gittik. Evet, anne baba ya. Orada. Oradan da geri geliyoruz şu an. Otogarlardaki yoğunluk gün boyu devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu Gerede'de trafik denetimine katıldı. Bakan Soylu, alınan tedbirler sonucu ölümlü kazaların son 10 yıldaki bayramlara göre %50'den fazla azaldığını belirtti. 9 günlük bayram tatili bitti. Dönüş yoluna geçen tatilciler karayollarında yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Gerede'de trafik denetimine katıldı. Bakan Soylu, Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen kazalara ilişkin verileri paylaştı. Alınan tedbirlerle günlük kaza ve can kaybı ortalamasında önemli düşüş gerçekleştiğini açıkladı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayram günlerinde trafik kazalarında gerek ölümlü trafik kazaları gerek ölüm sayısında hayatını kaybedenlerin sayısı ortalama günde 15 iken şu anda ortalama günde 7. Yani şöyle bir rakam da verebilirim. 2018 yılında 10 gün 9 günlük bir trafik bayramda trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148 idi. Şu anda şu saate kadar aldığımız toplam rakam 64. Süleyman Soylu, şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda emniyet kemeri kullanım oranının arttığına da değindi. Hedefimiz trafikte sıfır kaza dedi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nereden nereye? Aha. Bizim memleketten ha. Sürücülerle sohbet eden Soylu, çocuklara da hediyeler verdi. Hadi hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla. Güle güle gidin inşallah. İçişleri Bakanı Bolu'nun ardından Kırıkkale'ye geçti. Trafik ekipleriyle Kırıkkale-Ankara karayolunda da denetimlerini sürdürdü. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Çok sıcak ya, Urfa yanıyor. Yurdun güneydoğusunda kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan Şanlıurfalılar çareyi gölgeliklere sığınmakta buldu. Bugün aşırı bir sıcaklık var, onun için gölgelere kaçıyoruz. Çok sıcak. Çok sıcak. Genelde sıcaktan korumak için neler yapıyorsunuz? Urfa'nın en güzel yeri burası. Burada akşama kadar oturuyorum, işte emekliyim. Oturuyorum, vakit geçiriyorum. Kentteki duraklarda bekleyenler için de buharlı sistemler ve vantilatörler gün boyu çalışıyor. Sıcak havanın etkili olduğu Adıyaman'da da manzara benzerdi. Şu ana kadar oldu olası böyle bir sıcaklık görmedim yani ben. Kendimi sobada hissediyorum şu anda. O derece bir sıcaklık var.
çok sıcak abi. Sıcaktan ölüyoruz. Terlemek için yüzümüzü yakıyoruz abi. Bazı araçlardaki termometreler 49 dereceye kadar çıktı. Niğde'de kızını boğulmaktan kurtaran bir baba yaşamını yitirdi. Adana ve Şanlıurfa'daysa serinlemek için suya giren iki genç boğuldu. Narlı göle giren kızının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba çocuğunu kurtarmak için göle atladı. Kızını güvenli alana götüren baba suda gözden kayboldu. Dalgıç polislerin araması sonucu Sıtkı Gülsoy'un cansız bedenine ulaşıldı. Adana'nın Seyhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren bir kişi akıntıya kapıldı. Kanalın suyu kesilerek yapılan arama sonucu gencin cesedi 10 kilometre uzakta bulundu. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ise serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren Murat Perek bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan 19 yaşındaki genç hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Zonguldak'ta köyler arası futbol müsabakasında kavga çıktı. Oyuncu ve taraftarların karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı. Alapla ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde köyler arası futbol turnuvası yapıldı. Yedigelli ve Hacılı köyleri arasında oynanan maçta oyuncular arasında yaşanan gerilim kavgaya dönüştü. Tribünlere de taşan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya müdahale eden iki jandarma personeli yaralandı. 3 yaralı ise hastaneye kaldırılırken 17 kişi gözaltına alındı. Trabzon'da Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Gümüşhane'nin Köse ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Üzeyir Çolakoğlu vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra fenalaşan Çolakoğlu yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Köse Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Çolakoğlu'na Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konuldu. Çolakoğlu tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle gurbetçi akını yaşanıyor. Edirne Kapıkule sınır kapısında günlük rekor kırıldı. Bir günde 8.358 araçla 35.887 yolcu giriş yaptı. Avrupa'ya açılan sınır kapısı Kapıkule'de Kurban Bayramı arefesinden bu yana yoğunluk yaşanıyor. 16 Temmuz'da da günlük rekor kırıldı. Edirne Valiliği 8.358 araçla 35.887 yolcunun giriş yaptığını duyurdu. Görünce zaten mutlu oluyoruz. Bayrağı görünce zaten mutlu oluyoruz. Türkiye'ye gelenlerin sayısında geçen yıla göre %20'lik bir artış var. Geçen yıl tüm sezonda sayı 2.800.000'di. Bu yıl 30 Haziran'a kadar gelenlerin sayısı 1.560.000 oldu. Yoğunluk sebebiyle ilave tedbirler alındı. Edirne esnafı da yol yorgunu gurbetçilere sürpriz yaptı. Binlerce araç, uzayan kuyruk ve fonda neşeli bir müzik, gurbetçilerin sıla hasreti, yöresel lezzetler ve 9-8'lik ezgilerle neşeleniyor. Gurbetçilere yöresel lezzetler tava ciğer, badem ezmesi ve kavala kurabiyesi ikram edildi. Şaşırdım. Mutlu olmayı da mutlu oldum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok zahmet çekiyoruz buraya gelirken. Ama ben severek yapıyorum bu işi. Vatanımı seviyorum. Değişik bir hava oldu. Gerçekten çok güzel. Hoşumuza gitti. İzmir'in Selçuk ilçesindeki kazılarda önemli bir buluntuya daha ulaşıldı. Bizans ve Selçuklu döneminden izler taşıyan Ayasuluk Tepesi kazılarında 8 asır öncesine ait olduğu değerlendirilen 12 metrekarelik zemin döşemesi ortaya çıkarıldı. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi, Efes Antik Kenti'nde yerleşimin ilk başladığı yer olarak biliniyor. Tarihi alanda 8000 yıl öncesine ait Neolitik yerleşimlerin izlerine rastlanmıştı. Bu yılki kazılarda da Bizans dönemine ait 8 asırlık bir zemin döşemesine ulaşıldı.
Bu şekildeki panel değişik mermerlerle, Yasos mermeri, Bileğin mermeri veyahut da Afyon mermeri dediğimiz renkli porfir de var içinde. Bu mermerlerin parçalarının şekillerle, geometrik desenlerle süslenmesi kilisenin aslında ne kadar anısal olduğunu gösteriyor. Aziz Yuhanna Kilisesi yakınında bulunan zemin döşemesinin benzerlerine dönemin anıtsal yapılarında rastlandığı belirtildi. Kiliselerin özellikle süslemesinde biz bunu Ayasofya'da çok net görüyoruz zaten. Anadolu'nun dört köşesinden, hatta Balkanlardan bile getirilen mermer levhalarının kaplamalarda, zemin döşemesinde kullanıldığını biliyoruz. Aziz Yuhanna Kilisesi de buna istinaden bu renkli mermerler kullanılıyor. Yer döşemesinin hemen altında M.S. 6. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir de mozaik bulundu. Zemin döşemesi ve mozaiklerin bulunduğu alan restorasyonun ardından ziyarete açılacak. İstanbul'un en eski yapılarından biri olan 700 yıllık Podesta Sarayı 7 milyon dolara satışa çıkarıldı. Uzun süre han olarak kullanılan ve atıl durumda olan bina alıcısını bekliyor. Camları kırık, duvarları rutubetli. Harabeyi andırsa da 700 yıllık geçmişiyle kültürel bir miras. İstanbul'da bu efsafta, bu kadar eski bir yapıya, konuta çok az rastlıyoruz. O yüzden bu yapının muhakkak ele alınması gerekiyor. İstanbul Beyoğlu'ndaki Podesta Sarayı 7 milyon dolara satışa çıkarıldı. Yeni alıcısı biraz bu binanın gerçek değerini bilen alıcı olması lazım. Podesta Sarayı 1314 yılında Galata'da Cenevizliler tarafından yapıldı. 19. yüzyılda Osmanlı'nın imar faaliyetleri kapsamında ön cephesi değiştirildi. Cumhuriyet döneminde iş hanı ve atölye olarak kullanıldı. İstanbul mimarisi için çok önemli, yarısı Osmanlı, yarısı Cenova, Bizans devrinde inşa edilmiş bir hatıra olarak Türkiye ile İtalya'yı birbirine bağlayan çok özel bir yapıdır. Yıllar içinde sarayın bir kısmı bakımsızlık nedeniyle yıkıldı, hırsızlar tarafından talan edildi. Özelliğini koruyup aslına uygun bir şekilde getirmek herhalde bir 2 milyon dolar harcanır. Podesta Sarayı görkemli günlerine dönmeyi bekliyor. Sakarya'daki doğa harikası Acarlar Longozu'nun meşhur örtüsü Neriferler açtı. Bayram tatilinde hareketlilik de arttı. Ziyaretçiler eşsiz manzaraların keyfini çıkardı. Doğa longozu bembeyaz nilüferlerle süsledi. Ziyaretçiler manzaranın tadını çıkardı. Sakarya'daki Acarlar Longozu'nda bayram tatilinde bolca misafir ağırlandı. Ailecek İstanbul'dan geldik. Burayı gezdik. Nilüferleri gördük, beğendik. Çok güzel. Yenilenen yürüyüş yolu, dinlenme yerleri ve kafelerle ziyaretçiler longozun doğal güzelliğini daha yakından izleme fırsatına sahip oldu. Bol bol fotoğraf çekti. Her sene geldiğimizde longozu dolaşırız, fakat bu sene daha çok güzelleşmiş belediyenin katkılarıyla. Gördüğünüz gibi nilüferlerimiz açmış, çok güzel bir görüntü vermiş. Yani çok güzel olmuş. Acarlar Longozu Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı. 24 kilometre kare alanı kaplayan doğa harikası 200'e yakın göçmen kuşun uğrak yeri. Longoz ayrıca çok sayıda endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Van'da ilk kez düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali başladı. Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan festivale yerli ve yabancı yüzlerce kişi katıldı. Bir hafta sürecek organizasyonda ilk kulaçlar Artos Dağı ve tarihi Akdamar Adası arasında atıldı. Kimi Van Gölü'nün masmavi suyunda kulaç attı, kimi teknelerle muhteşem manzaranın tadını çıkardı. Van'da ilk kez düzenlenen yüzme festivali renkli etkinliklerle başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin de destek verdiği festivalde ilk parkurun adresi Gevaş ilçesi oldu. Yüzücüler Artos Dağı ile Akdamar Adası arasındaki 4 kilometrelik mesafeyi kulaç atarak bitirmeye çalıştı. Yüzücüler festivalin ilk gününde zorlu bir parkurda kulaç attı. İskeleden tarihi adaya kadar yüzücülere tekneler eşlik etti. Parkuru tamamlayamayan yüzücüler teknelere alınarak adaya ulaştırıldı. Batman'dan geldim. 300 metre falan yüzdüm. Sonra bıraktım. Adayı nasıl buldunuz? İlk kez mi geldiniz? Ada çok güzel. Özellikle burası Akdamar Adası, çok güzel bir adaymış.
Yüzme etkinliğinde bitiş noktasına en erken ulaşan ikiz kardeşler Emir ve Eren Erdal oldu. İsmim Emir Erdal. Edirne'den katılıyoruz ikiz kardeşimle beraber. İlk defa Van'da gölde yüzmeyi başardık. Van'ın tanıtılması ve Van Gölü'nün korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması için düzenlenen festivale katılım yoğundu. Biz İstanbul'da açık su yüzücüleriyiz. Genellikle yarışlara katılırız. Yaklaşık 20 kişiyle beraber bu festivale dahil olduk. 1. Van Denizi Yüzme Festivali kapsamında her gün farklı bir noktada yüzme ve dalış etkinliği yapılacak. Konser ve kamp gibi aktivitelerin de yer aldığı festival 23 Temmuz'a kadar devam edecek. Çocukken geçirdiği bir kaza nedeniyle gözleri görmüyor ama bu ona engel olmadı. Yaşadığı köyü ceviz ağaçlarıyla yeşillendiren 83 yaşındaki Tevfik Celep'in hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. 22 yıl önce ağır bir hastalığa yakalandı. Şifa olsun diye gönderilen cevizleri yemedi, Gümüşhane'nin Boğaz Yayla köyündeki evinin bahçesine dikti. O tarihten bu yana binlerce fidan diken 83 yaşındaki Tevfik Celep'in fidanlarla olan hikayesi böyle başladı. Gözleri çocukken geçirdiği bir kaza sebebiyle görmüyor. Hiç evlenmedi. Kedisi Fındık'la birlikte yaşıyor. Ben dünyada bir tek ağaca aşık oldum. Gençlere de, gelecek insanlara da efendim ağaç diksinler derim. Hani Peygamberimiz ne demiş? Elinde bir fidan var ise yarın kıyamet kopsa onu toprağa dikin. Fidanlarının bakımını ihmal etmiyor. Onları seviyor, topraklarını çapalıyor, sularını veriyor. Tutar mı? Tevfik amca sadece Boğaz Yayla köyünde değil, Gümüşhane'nin farklı ilçelerindeki çok sayıda köyde de fidanlar dikti. O fidanlar yıllar yılı büyüdü, ağaç oldu ve meyveye durdu. Büyükler, yaşlılar olsun, çocuklarını, gençlerini öğütlesinler, memleketi yeşile boyasınlar, geleceğe bir şeyler bıraksınlar. Tevfik Celep bugüne kadar başta ceviz, çam olmak üzere 5000'i aşkın fidan üretti. Kimini dikti, kimini hediye etti. Yaşlılık ve hastalıklar belini bükse de fidan üretmeye devam ediyor. Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da kadınlar meşhur sofralı kayısıyı gün kurusuna dönüştürüyor. Bu yıl 15 bin ton kayısıyı kurutmaya hedefleyen kadın kooperatifi üyeleri ürettikleri reçelleri de satıyor. Iğdır kayısısı iriliği ve aromasıyla Türkiye'nin diğer bölgelerinde üretilen kayısılardan farklı. Daha çok sofralık olarak tüketiliyor ancak artık kurusu da rağbet görüyor. Kentte kadınların kurduğu Ay Yıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kayısı kurutma işinde öne çıkıyor. Kabuklu ve kabuksuz olarak güneşte kurutulan kayısılar kaliteleriyle fark yaratıyor. Bu sene yaklaşık 15 ton kayısı kurutuyoruz. Ve Iğdır'da kayısı kurusu çok fazla yoktu. Biz ilk defa bu yöntemi deneyerek kayısı kurutmaya başladık ve çok güzel verim elde ettik. Ben öğrenciyim. Yazları buraya gelip burada çalışıyorum. Hem kendi harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme yardımcı olmaya çalışıyorum burada çalışarak. 10 kadının istihdam edildiği kooperatifte kayısıdan reçel de yapılıyor. Bölgede üretilen sebzelerden yapılan diğer ürünler de tüketicinin beğenisine sunuluyor. Denizli'nin Çivril ilçesindeki nilüferlerle bezeli Işıklı Gölü ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan göl, görenleri kendine hayran bırakıyor. Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü doğa severlerin önemli ziyaret noktalarından. Nilüferlerle bezeli göl, eşsiz doğası ve huzur veren manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor. Eşimle çocuklarla beraber gezmeye geldik. Burayı merak ettik. Nilüferleri görmeye, bir de gölde kayıklarla gezmek ilginç olacağını düşündük. Bunca yıldır burada böyle bir güzellik olduğunu bilmiyordum. Geçen yıl ilk defa geldim, bu yıl ikinci defa geliyorum. Gerçekten herkesin gezip görmesi gereken muhteşem bir güzellik. Işıklı Gölü'nde nilüferler arasında kayıklarla yolculuk yapılabiliyor. Nilüferlerin içinde doyasıya fotoğraflarını çekiniyorlar.
Nilüfer'den sonra bu havut dediğimiz yeşilliklerimiz var. Havutların içinde fotoğraf çekiniyorlar. Tabiat doğayla baş başa, yani mümkün olduğu kadar biz de onların gönlünü etmeye çalışıyoruz. 7000 hektarlık Işıklı Gölü birçok kuş ve ender balık türüne de ev sahipliği yapıyor. Kırmızı Periler Diyarı olarak da bilinen Erzurum'daki peri bacaları turistlerin uğrak yeri. Birçok etkinliğin yapıldığı bölge yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Manzaranın tadını çıkaran da var, atlarla safari yapan da. Erzurum'un Narman ilçesindeki rüzgar ve su erozyonu sonucu oluşan kırmızı peri bacaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Tatil için geldik. Güzel yöremiz, buralar peri bacaları, Narman'a ait. Biz de çocuklarla birlikte burada zaman geçirmek, eğlenmek için geldik. Bölge 62 kilometre uzunluğunda 3 vadiden oluşuyor. Doğal ortamı ve kızıla çalan rengiyle göz kamaştırıyor. Bölgede atla birlikte muhteşem manzara eşliğinde geziler de yapılıyor. Ata da bindik. At da çok eğlenceliydi, güzeldi. Özellikle yanındaki yavru tayla beraber çocuklar çok hoşuna gitti. Güzel buralar. İlk defa geliyoruz. Beğendik, tavsiye ederiz gelmek isteyenlere. Doğu'nun Kapadokya'sı olarak bilinen Narman peri bacaları yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Bursa renkli bir festivale ev sahipliği yapıyor. İnegöl Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nin bu yıl 35.si düzenlendi. Festivale 10 ülkeden kültür elçileri katıldı. Gösteriler ilgi çekti. Farklı ülkelerden toplulukların dans gösterileri, renkli festival korteji, görüntüler Bursa'nın İnegöl ilçesinden. Salgın sebebiyle ara verilen Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nin 35.si düzenlendi. İnegöl Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivale 10 ülkeden kültür elçileri katıldı. Meksika, Endonezya ve Bosna Hersek gibi ülkelerden festival için İnegöl'e gelenler kendi kültürlerine ait gösteriler yaptı. Bayraklar ve kostümlerle düzenlenen korteje ilgi yoğundu. Festival yürüyüşüne mehter takımı da marşlarla katıldı. Kortejin ardından açık hava gösterisi merkezinde konuk ekipler danstaki hünerlerini sergiledi. Oyunları çok sevdik. Ondan sonra insanların birbiriyle kaynaşması çok hoşumuza gitti. Çünkü biz buraya Van'dan geldik. Farklı kültürlerin tanınması, kardeş şehirlerimizin şehre davet edilmesi, beraberinde kültürlerin birbirini tanıması gibi farklı amaçları var. Ama her şeyden önce bir ve beraber olmak ve şehrin tanıtımını yapabilmek adına da bu festivalleri de gerçekleştiriyoruz. Geçmişten günümüzde İnegöl mutfağı yaptık. Festival kapsamında İnegöl'e ait yöresel lezzetler de tanıtıldı. Etkinlikler 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Hatay'ın Benel ilçesi engebeli bir yapıya sahip, sokakları oldukça dar. Araçların giremediği o sokaklarda temizlik hizmetleri yarım asırdır atlarla yapılıyor. Sabah erkenden kalkıp atını tımar ediyor. Semer'e ahşap sandıkları yükledikten sonra yollara düşüyor. Araçların giremediği dar sokaklarda atıyla çöp topluyor. Hatay'da Belen Belediyesi'nde temizlik görevlisi olan Ahmet Özkök, her gün Kıroğlan adındaki atıyla birlikte sokakları temizliyor. Dar sokaklardan başlıyorum işime. Dar sokaklardan devam ediyorum. Konteynerin dibine indiriyorum. Konteynere boşatıyoruz. Çöp arabalarımız gelip alıyor onu. 2000 rakımlı Amanos Dağı eteğine kurulu Belen'de kentin bir bölümüne araçlar giremiyor. Hem dar sokakların hem de sadece merdivenle ulaşım sağlanabilen bölgelerin temizliği belediye işçisi Ahmet Özkök'ten soruluyor. Özkök evlerin önüne bırakılan çöpleri alıyor, atının üzerindeki sandıklara yüklüyor. Toplanan çöpler daha sonra konteynerlere boşaltılıyor. Mahalle sakinleri atlarla verilen hizmetten memnun.
gelmelerine yakın çöplerimizi aşağı indiriyoruz. Hem onlara işleri uzamasın, hem mahallemiz temiz kalsın. Veda ediyoruz. Gelişmelerle saat başında yeniden burada olacağız. İyi akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Balıkesir Kepsut'ta makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler 30 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için seferber olduğu İzmir ve Aydın'da da orman yangınları çıktı. Bulunduğumuz yer hassas olması dolayısıyla her türlü ateş yakmak yasaktır. Orman Genel Müdürlüğü İzmir ve Muğla'da artan yangın riskine karşı uyarıda bulundu. Bu illerde önlemler artırıldı. Ancak yangın ihbarı bu kez Balıkesir Kepsut'tan geldi. Kepsut Karagöz Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Mahalle sakinleri alevleri endişeli gözlerle izledi. Yangına 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 iş makinesi desteğinde 415 personelle müdahale edildi. Alevlerin yayılmasını önlemek için çevre il ve ilçelerden takviye ekipler bölgeye gönderildi. Kuvvetli rüzgar çalışmaları olumsuz etkiledi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangının 30 hektar alanda etkili olduğunu söyledi. Yerleşime yönelik bir tehdidin söz konusu olmadığını belirtti. Yayılımı önlemek ve belli bir alana hapsetmek için arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyor. Şu an yanında bulunduğumuz Karagöz Mahallemiz aslında riskli bir durum yaşadı. Buraya sıçramasını önledi ekiplerimiz. İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını vardı. 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazözle yangına müdahale edildi. Alevlerin yayılması önlendi. Yangın sebebiyle Torbalı İzmir yolu Kısıkköy mevkii bir süre ulaşıma kapatıldı. Ablama dikkat et. Bir orman yangını da Aydın'ın Nazilli ilçesindeydi. Kırsal Kırcaklı mahallesindeki Kızılçam Ormanı'nda çıkan yangına 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale edildi. Hava sıcaklığının yüksek seyrettiği, nem oranının düştüğü bugünlerde Ege ve Akdeniz ormanları tehlike altında. Hava ve kara ekipleriyle Yeşil Vatan için teyakkuza geçen Orman Genel Müdürlüğü yangınlara karşı uyarıda bulundu. Ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi. Yangına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğuna işaret edildi. Orman Genel Müdürlüğü özellikle yeni haftanın ilk 3 günü için Ege ve Akdeniz bölgelerine uyarıda bulundu. Orman Kanunu Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar geçen süreyi yangın mevsimi olarak nitelendiriyor. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığının yüksek, nem oranının düşük olduğu günler yangın riskinin en yoğun olduğu zaman dilimine denk geliyor. Bayram süresince Ege'de yangınlar ard arda geldi. Kurban Bayramı'nda 9 günlük bu tatil döneminde biz 66 tane yangına müdahale ettik. Bunun 23 tanesi orman yangını ve 105 hektarlık bir orman alanımız zarar gördü. Yangına karşı vatandaşlar uyarılırken Yeşil Vatan'ın neferleri de teyakkuza geçirildi. Gece görüşlü helikopterler Türkiye'deki yangınlarda kullanılmaya başlandı. İzmir'de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü envanterine de 2 adet gece görüşlü helikopter kaydedildi. Bu helikopterler hem gece hem de gündüz çalışıyor. 2,5 ton su alıyor ve yangınlara ilk müdahalede kullanılıyor. Kara ekipleri gözlerini ormandan ayırmıyor. İnsansız hava araçları ve yangın gözlem kulelerindeki termal kameralarda onlara gökyüzünden destek veriyor. Yetkililer yangınların %85'inin insan kaynaklı çıktığına dikkat çekiyor. Bu sebeple resmi tescilli piknik ve mesire alanları dışında mangal ve ateş yakılmaması gerekiyor. Sıcak havanın etkisindeki Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'daki orman yangınlarında binlerce hektarlık alan kül oldu. Avrupa'da önümüzdeki hafta içinde sıcak hava dalgası uyarısı yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yaklaşık 300 yangın hala söndürülemedi. Fransa'nın güneybatısında süren yangınlar cuma gününden bu yana yaklaşık 17 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınlar sebebiyle 14 binden fazla kişi tahliye edildi. Yüzlerce itfaiyeci yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İspanya'da da hava sıcaklığı 45 derecenin üzerinde. Sıcak havanın tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele 5 ayrı noktada sürüyor. 3000'in üzerinde kişinin tahliye edildiği ülkede ay başından bu yana ülke genelinde 70 bin hektar orman alanı kül oldu. Portekiz'de ise aşırı sıcaklar sebebiyle 4 büyük yangın çıktı. 30 bin hektardan fazla alan yandı. Ülkenin kuzeydoğusunda bir yangın söndürme uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti. İspanya ve Portekiz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava sebebiyle 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'da da sıcak hava ve rüzgar çok sayıda orman yangınına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınların yakınlarındaki yerleşim yerleri boşaltıldı. Kuvvetli rüzgar alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Aşırı sıcakların yangın riskini artırdığı İtalya'nın yanı sıra İngiltere ve Almanya'da hafta başından itibaren sıcak hava uyarısı verildi. Amerika Birleşik Devletleri de yangınlarla mücadele ediyor. Resmi verilere göre son bir ayda 19 eyalette 1310 farklı noktada orman yangını çıktı. Bunlardan yaklaşık 300'ü halen söndürülemedi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesindeki terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Geçen yıl etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin Kod adlı teröristin yerini alan İzzettin İnan'ın akıbeti aynı oldu. PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan, Irak'ın kuzeyinde yapılan nokta operasyonuna etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı. Faaliyetleri belirlendi, örgüt kadrolarıyla toplantı halindeyken düğmeye basıldı. PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Dersim Malatya Kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi. MİT örgüte 1992 yılında katılan İzzettin İnan'ın faaliyetlerini uzun yıllar takip etti. İnan'ın Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi. Sofi Nurettin Kod adlı Halef El Muhammed'in Mayıs 2021'de etkisiz hale getirilmesi sonrasında onun yerini almıştı. İzzettin İnan'ın etkisiz hale getirilmesi amacıyla MİT'in Gara alanındaki saha ajanları görevlendirildi. Saha ajanları İzzettin İnan'ın yakınına kadar girerek güven kazandı. İnan'ın faaliyetleri en ince detayına kadar öğrenildikten sonra operasyon için en doğru an belirlendi. İzzettin İnan'ın örgüt kadrolarına verilecek eğitim hazırlıkları kapsamında iki örgüt kadrosuyla toplantı halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon başladı. İnan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde teröristlere göz açtırılmıyor. Barış Pınarı bölgesindeki, Pençe Kilit bölgesindeki olmak üzere 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Teröristler Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulundu. Komandoların düzenlediği operasyonla iki PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde de terör örgütüne darbe vuruldu. İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek ifadelerine yer verildi. Irak'ın kuzeyinde şehit olan uzman çavuş Selahattin Taşkın için memleketi Erzurum'da karşılama töreni düzenlendi. Pençe Kilit Harekatı sırasında sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Ağır yaralanan piyade uzman çavuş Selahattin Taşkın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü. Taşkın'ın naaşı memlekete Erzurum'da törenle karşılandı. Şehit Selahattin Taşkın yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Oltu ilçesinde defnedilecek. 38 yaşında olan şehit evli ve 3 çocuk babasıydı.
Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. 5 milyona yakın gencin KYK kredi borçlarına ilişkin merakla beklediği düzenlemede toplantı sonrasında Erdoğan tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı. Peki KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak? Detaylar Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı millete sesleniş konuşmasıyla netlik kazanacak. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Ve biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Kabine toplantısında enflasyonla mücadele konusu da ele alınacak. Yatırım, istihdam ve ihracatı artıracak yeni adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Dış politikada kabinenin önemli gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilecek. Bu konuda izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidecek. İki ülke ilişkilerinin değerlendirileceği o önemli ziyaret öncesinde ziyarete ilişkin son hazırlıklar görüşülecek. Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ile ilgili son durum değerlendirmesi de yapılacak. Astana sürecindeki 7. Liderler Zirvesi Salı günü İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran liderleriyle bir araya gelecek. Zirvede Suriye'deki son durumun yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Suriye'deki krize siyasi çözüm için masa bu kez Tahran'da kurulacak. Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın liderleri Suriye'deki son durumu değerlendirmek için toplanacak. Siyasi çözüm umutlarının diri tutulması bizlerin gayretlerine bağlıdır. Türkiye, Rusya ve İran Suriye'deki savaşı sona erdirmek için 2016'nın sonunda harekete geçti. Üç ülkenin çabasıyla Suriye'de önce ateşkes sağlandı, ardından da siyasi çözüm için Astana süreci başlatıldı. Bu mekanizma kapsamında üç ülkenin liderleri, bakanları ve teknik heyetleri belirli aralıklarla bir araya geliyor, Suriye'deki gelişmeleri gözden geçiriyorlar. Bu kapsamda liderler arasındaki 7. zirveye İran ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tahran'da bir araya gelecek. Üçlü zirvede Suriye'deki siyasi çözüm süreci, terörle mücadele, PKK-YPG terör örgütünün saldırıları ve göçmenlerin geri dönüşü gibi başlıklar masada olacak. Liderler zirvesinde bölgesel sorunların yanı sıra küresel gelişmeler de ele alınacak. Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile baş başa görüşmeler de yapması planlanıyor. Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası askeri operasyonunun gündeme gelmesi bekleniyor. Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Özellikle geçiş güzergahlarında trafik yoğundu. Aksamalar yaşanmaması için ekipler mesailerini sürdürdü, denetimler yapıldı, sürücüler uyarıldı ve bilgilendirildi. Kimi tatil beldelerinden, kimi memleketinden yola çıktı. 9 günlük bayram tatilinin son gününde dönüşler devam etti. Çeşme, Marmaris, Bodrum gibi gözde tatil merkezlerinin geçiş noktalarında dönüş yoğunluğu yaşandı. 9 günlük bayram tatilinin ardından tatilciler dönüş yoluna geçti. Muğla'nın Gökova ilçesinde bulunan ve yoğun olarak kullanılan kavşak noktasında trafik ekiplerinin denetimleri arttırıldı. Kurban Bayramı tatili boyunca Ege'de konaklayan binlerce kişi sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola koyuldu. Ekipler de kurallara uyulması için mesailerini sürdürdü.
Ekipler İzmir-İstanbul otoyolunda ulaşımın sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için 24 saat aralıksız çalışıyor. Sürücülere özellikle takip mesafesi, hız limiti ve emniyet kemeri konusunda uyarıda bulunuyorlar. Nasıl trafik? Normal. Normal, şu anda yeni kalabalıklaşıyor sanırım. Denetimler hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi. Olması gerekiyor yerinde. Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan geçiş güzergahı Bolu'da da trafik yoğundu. 9 günlük bayram tatili sona erdi. Tatil dönüşü için en önemli noktalardan biri olan Bolu Dağı tünelindeyiz. Şu an için trafik normal seyrinde devam ediyor. Olası bir aksama için trafik ekipleri de denetimlerini hem karadan hem de havadan drone'la sürdürüyor. Yozgat kent merkezinden geçen E88 karayolunda da trafikteki araç sayısı arttı. Kurban Bayram tatilini memleketlerinde geçiren sürücülerin dönüş yolculukları devam ediyor. Özellikle doğu illerinden batı illerine doğru trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yer yer trafik yoğunlaşsa da denetimler sonucu trafik kazaları geçen yıllara göre azaldı. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler dönüş yolunda. Tatil bölgelerinden veya memleketlerinden yaşadıkları şehirlere dönen sürücüler, şehirler arası yollarda nelere dikkat etmeli? Kaza riski hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Yanıtlar haberimizde. Kaç saattir yoldasınız? 14 saattir. Bayağı bir yoğunluk vardı. Dünden beri devam ediyor yani. Kazasız belasız geldik İstanbul'a ailesiyle. Tatil dönüşü. Uzun süre araç kullanacak sürücüler için yol güvenliği hayati önem taşıyor. Küçük arabalar çok sıkıntı bizim için. Yolda gitmiyorlar, telefonda çok oynuyorlar. Bayram tatili dönüşü yola çıkan sürücülerin ilk dikkat etmesi gereken nokta uykusuz ve yorgun yola çıkılmaması. Eğer sürücü yolda yorulduysa 1,5-2 saatlik aralıklarla mola verilmeli. Uykumuzu aldıktan sonra, yeteri kadar dinlendikten sonra yolculuğa başlayalım. Araca oturduğumuz andan itibaren mutlaka emniyet kemerlerimizi takalım. Bunu sadece sürücü için söylemiyorum. Araç içindeki tüm yolcuların mutlaka emniyet kemerlerini takıyor olması gerekir. Uzmanlar sürücünün mola verilen yerlerde bazı egzersizler yapmasını da tavsiye ediyor. Kazaların başlıca nedenlerinden takip mesafesi de büyük önem taşıyor. Öndeki araçta takip mesafenizi en az 3 saniye olarak bırakmak gerekir. Öndeki aracı yakın takibi almışsanız aslında çarpışma koşullarını hazırlamışsınız demektir. Öndeki aracın ne zaman neden fren yapacağını asla bilemezsiniz. Özellikle konvoy tipindeki sürüşlerde bunun bir anlamı da yok. Kayseri'de Karadeniz turundan dönenleri taşıyan otobüs şarampole devrildi. Ekipler otobüsün camlarını kırarak yolcuları tahliye etti. Kazada 30 kişi yaralandı. Adıyaman'da meydana gelen iki kazada ise araçlar hurdaya döndü, 10 kişi yaralandı. 46 kişiyi taşıyan tur otobüsü yoldan çıktı, şarampole devrildi. 30 kişinin yaralandığı kazada yolcular güçlükle tahliye edildi. Tur otobüsü Karadeniz turundan dönenleri Mersin'e götürüyordu. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Şoför herhalde büyük bir ihtimalle uyumaktan mütevelli. Refüze çarpıyor, refüzden bu tarafa geri geliyor. Otobüsü deviriyor. Doğru gelseydi öyle diler. Otobüs tekerinin üstüne düşerdi. Yolcular devrilen otobüsün içinde mahsur kaldı, çıkmak için çabaladı. Ekipler otobüsün camlarını kırarak yolcuları tahliye etti. Kazada ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adıyaman'da da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçurumdan düştü. Takla atarak metrelerce ileride durabildi. Hurdaya dönen araçta ikisi çocuk, 6 kişi yaralandı. Kahta ilçesinde ise otomobille kamyon çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Zeyna Gündüz itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İstanbul'da bir sürücü ambulansa yol vermemek için direndi. Ambulans görevlileri o anları kayıt altına aldı. Kısa sürede tespit edilen sürücüye ceza kesildi. Şaka gibi ya.
siren çaldı, yol istedi ama sürücü bir türlü önünden çekilmedi. Ambulans D100 karayolu Avcılar mevkiinde ilerliyordu. Sol şeritte giderken önüne bir araç çıktı. Ambulans şoförü siren çalıp önünden çekilmesini istedi. Fakat otomobilin sürücüsü yol vermemekte direndi. Ambulans şoförü hastaneye yetişmek için mecburen orta şeride geçti. Aracı sollayıp yoluna devam etti. Görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. Tespit edilen sürücüye toplam 623 lira ceza kesildi. Çanakkale'de eğitimci Nazmi Arıkan'la şoförünün katil zanlısı Tokat Spor Kulübü Başkanı Ufuk Akçakaya adliyeye sevk edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı suç araştırma timinin yürüttüğü soruşturmada katil zanlısı Ufuk Akçakaya'nın Eceabat ilçesinden bir taksiyle çiftlik evine gittiği belirlendi. İstanbul'da gözaltına alınan Akçakaya'nın sorgusunda suçlamaları reddettiği öğrenildi. Cinayetin gerçekleştiği eve yakın bir tarlada cinayete kullanılmış olabileceği değerlendirilen bir bıçak bulundu. Eğitimci Nazmi Arıkan'la şoförü Şerif Eker'in 14 Temmuz'da Karayin Beyliköy'ündeki çiftlik evinde bıçakla öldürüldüğü tespit edilmişti. İstanbul'da kaldığı otel odasından dışarıya sahte dolar saçan kişi yakalandı. Yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek. Pencereyi açtı, sahte banknotları sokağa saçtı. İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde kalan Filistin uyruklu İsrail vatandaşı bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve parada sahtecilik suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. İstanbul'da maskeli bir hırsız girdiği evden para ve değerli eşya çaldı. Yüzünü gizlese de polisin dikkati sayesinde kamera kayıtlarına takılan ayrıntılardan yakalandı. Yüzünde cerrahi maske vardı ancak kolundaki dövmeyle şapkasını hesaba katmadı. Maskeli hırsız İstanbul Beyoğlu'ndaki daireyi gözüne kestirdi. Suç ortağı apartmanın önünde gözcülük yaparken o içeri girdi. Evdeki parayla değerli eşyayı çalan hırsız, yanındaki arkadaşıyla birlikte elini kolunu sallayarak sokaktan ayrıldı. Polis ihbar üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Hırsızın kolundaki dövmeyle şapkası ekiplerin dikkatini çekti. Adresi tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Florya sahilinde kanalizasyon hattından akan pis su denize döküldü. Sahilin bir kısmı denize girmek isteyenlere kapatıldı. Pis su denize karıştı, kötü koku etrafı sardı. Ben yüzmem, ben buranın doğma büyüme yerlisiyim. Yaklaşık 40 seneden beri burada yaşıyorum. Ben bildiğim için yüzmüyorum zaten. İstanbul Florya'da röger kapağından taşan lağım suyu denize aktı, tedirginliğe neden oldu. Su çok kirli, yani çok pis su. Şu anda yüzülecek gibi değil. Baktığınız zaman zaten kıyıda belli oluyor. Kirlilik nedeniyle sahilin bir kısmı kapatıldı. Çevrede oturanlar soruna çözüm bulunmasını istedi. İstanbul'da tamire götürülen cep telefonu esnafın elinde patladı. Müşteri alev alan cihazı tekmeyle dükkandan dışarı attı. O anlar kameraya yansıdı. Müşterinin şişmiş bataryası vardı. Bunu çıkaralım abi, işte patlamasın elimizde dediler. Biz çıkarmaya çalışırken maalesef elimizde patladı. Müşterinin korktuğu esnafın başına geldi. Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı. İstanbul Balat'ta arızalı telefonun bataryasını çıkarmaya çalışan esnaf neye uğradığını şaşırdı. Patlayan telefon alev aldı. Bomba etkisi yaptı. Tekmeyle dışarı attık. Ona rağmen bile caddenin ortasında hala telefon yanıyordu. Allah'tan yüzümüze gelmedi. Elim parmağım biraz şişti. Gömleğim yandı. Onun dışında Allah'a hamdolsun verilmiş sadakamız vardı. Çalıntı ihbarı yapıldıktan iki gün sonra kırmızı ışık ihlali nedeniyle para cezası uygulanan motosikletin sahibi hırsızın cezasını ödemek istemedi. Cezanın iptalini istedi ama
Bu talep de mahkemece reddedildi. Yargıtay hem cezayı durdurdu hem de iptalin reddi kararının hatalı olduğuna dikkat çekti. İstanbul'da yaşayan bir kişi 12 Eylül 2018'de motosikletini çaldırdı. Polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Yaklaşık 2 hafta sonra güvenlik güçlerince bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. Ancak bir süre sonra motosiklet sahibi, motosikletin çalındığı dönemde kırmızı ışık ihlali nedeniyle plakası üzerinden 235 lira para cezası uygulandığını öğrendi. Cezanın iptali için itiraz etti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği itirazın reddine karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma isteminde bulundu. İstemde uygulanan cezai işlemden 2 gün önce motosikletin sahibinin çalıntı ihbarı yaptığı ve sonradan bulunan motosikletin sahibine 2 hafta sonra teslim edildiği belirtildi. Dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay 7. Ceza Dairesi itirazın reddi yönündeki kararın bozulmasına ve para cezasının iptaline hükmetti. Kararda itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinin hatalı olduğuna da işaret edildi. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıktı. Hissedilen sıcaklık 34 dereceye ulaşınca sahiller yeşil alanlar doldu. Evde işkence bizim için. O kadar sıcak. Ne gece ne gündüz. Kendimiz işte hafta sonları buraya atıyoruz. Evinde duramayan kendini dışarı attı. Hava sıcaklığı yükselince İstanbullular sahillere koştu. Çok sıcak. Gölgede bile acayip derecede sıcaklık var şu anda. Gölgede üşüdük, güneşte yandık. Öyle bir durum oldu yani. Kaç derecedir bugün sizce? 30'un üstünde. İstanbul'da bugün termometrelerin gösterdiği sıcaklık değeri 32 derece. Ama bu nemin de etkisiyle 34-35 derecelere kadar çıktı. Hava sıcak olunca evlerinde durmak istemeyen İstanbullular soluğu sahillerde ve parklarda aldı. Evde durulmuyor, çok sıcak evler. Mecburen kendimizi dışarı atıyoruz. Torunla da eğleniyoruz burada, çok mutlu. Dedesi olunca çok mutlu. Kimi güneşten kaçmak için ağaç gölgelerine sığındı, kimi denize izleyip çayını kahvesini yudumladı. Malum çok sıcak olduğu için de bugün pazar günümüzü buralarda değerlendiriyoruz. Sahilde piknik yapmaya geldik, sabah kahvaltımızı yaptık. Adalara, Heybeli Adayı, şuraya buraya gittik. Sıcaklık yükselişe geçti. Geçti artık bu, açık bu mevsim şeyde de, ayda da bunlar olacak, üzümler o tatlanacak, meyveler olacak, oldu gerçeği de. Sıcak olsun diyorsunuz. Olsun tabii. İstanbul'da tatilin son gününde plajlarda doldu. Burası Şile. Megakent'te hafta boyunca ortalama sıcaklık 30'lu derecelerde seyredecek. 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Sümela Manastırı'na ilgi yoğun. Manastır hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı, Türkiye'nin önemli tarihi mekanlarından. 1 Mayıs'ta ziyarete açılan manastıra ilgi yoğun. Manastıra hafta sonu tatilinde turistler akın etti. Antalya'dan geliyorum. Çocukluğumdan beri burayı çok görmek istiyordum. Nasip bugüneymiş ve geldiğime gerçekten değdi. İlk defa geldik, sağ olsun arkadaşımız var buradan. Onu ziyarete geldik. Güzel bulduk. Yani acayip bir mazisi var tabii ki buranın. Şurada bir yerde çekelim. Sivas'tan geldim buraya. Beğendim, çok güzel. Her şey yerli yerinde. Çok bir bozulma olmamış. Hoşuma gitti. Sümela Manastırı'ndaki turist yoğunluğunun yaz boyunca sürmesi bekleniyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. TRT Haber ekibinden Fatih Sabuncu'ya gideceğiz şimdi. Kepsut'ta bizi bekliyor. Yangını söndürme çalışmalarındaki son durumu kendisinden dinleyeceğiz. Fatih. Evet, Balıkesir Kepsut'un Karagöz mahallesindeyiz. Arkamda gördüğünüz alan yaklaşık 30 hektarlık alanda yangın çıktı. Saat 2 sıralarında
ve hızlı bir şekilde ekipler buraya müdahale etti. İlk etapta 2 uçak 7 helikopterle buraya müdahale edildi. Daha sonra bu sayı çoğaltıldı ve 10 uçak 18 helikopter 74 arazöz 12 dozele kadar yükseldi ve 415 de personel yer aldı. Bunun dışında AFAD ekipleri de burada yine 6 araç 30 personelle ve Büyükşehir'den de 60 araç 210 personel geldi. Geçtiğimiz dakikalara kadar ki süreçte bu yangın kontrol altına alındı diyebiliriz aslında. Şu an için daha henüz bu açıklama yapılmadı ama gördüğümüz kadarıyla da ateş çıkan çok fazla bir yer kalmadı. Birkaç yerde duman yükseliyor. Yine helikopterler, uçaklar aralıksız soğutma çalışmalarına ve bu yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Az önce yine gördünüz helikopter su attı. Çünkü o dereden bir duman yükseliyor. Biraz ilerisinde bir duman var ve onun o arkasında, o tepenin arkasından bir duman yükseldiğini görüyoruz. Böyle bazı yerlerde küçük dumanlar var ve bunlar da muhtemelen büyük oranda söndü ama tamamen kontrol altına alındığı açıklamasını önümüzdeki dakikalarda muhtemelen vali bey tarafından yapılacak. Şu an ne oldu? 5.30'dan itibaren araç sayıları da artık düşürüldü. Uçak ve helikopter sayıları, helikopter 11, uçak sayısı da 8'e indi. Çünkü büyük oranda dediğimiz gibi kontrol altına alındı. Araziye inmek aslında biraz zor. Köy içerisinden geçiliyor ve dar bir alandan geçiş mümkün. Ama buna rağmen ekipler aralıksız bu su takviyelerini gerçekleştirdiği görülüyor. Şu an yangını söndüren ekipler yangının tamamen çevrelemiş durumda. Yani her tarafından bir kıskaca alınmış durumda, buraya hapsedilmiş durumda. Dediğim gibi burası hem makilik ve kısmen ormanlık alan diyebiliriz. Çünkü çam ağaçları çok az. Biraz gördüğüm kadarıyla meşelik var ve kuru otlar var. Ve yangının büyük kısmında zaten o otlar ve makilik, küçük çalı bitkileri diyeceğimiz bitkilerin olduğu gözüküyor. Hatta yangın içerisinde yeşil ağaçları hala görmek de mümkün. Ama 30 hektarlık bir alanda bu yangın etkili oldu diyebiliriz. Ve dediğimiz gibi şu dakikalardan itibaren artık yavaş yavaş kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Ama yetkililer de önümüzdeki dakikalarda belki en son bilgileri, net bilgileri de aktaracaktır diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Sayın seyirciler, Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Çok sıcak ya, Urfa yanıyor. Yurdun güneydoğusunda kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan Şanlıurfalılar çareyi gölgeliklere sığınmakta buldu. Bugün aşırı bir sıcaklık var, onun için gölgelere kaçıyoruz. Çok sıcak. Çok sıcak. Genelde sıcaktan korumak için neler yapıyorsunuz? Urfa'nın en güzel yeri burası. Burada, burada akşama kadar oturuyorum, işte emekliyim. Oturuyorum, vakit geçiriyorum. Kentteki duraklarda bekleyenler için de buharlı sistemler ve vantilatörler gün boyu çalışıyor. Sıcak havanın etkili olduğu Adıyaman'da da manzara benzerdi. Şu ana kadar oldu olası böyle bir sıcaklık görmedim yani ben. Kendimi sobada hissediyorum şu anda. O derece bir sıcaklık var. Çok sıcak abi. Sıcaktan ölüyoruz. Terlemek için yüzümüzü yakıyoruz abi. Bazı araçlardaki termometreler 49 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağışlara karşı uyardı. Bu gecenin ilk saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun'da, yarın öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Giresun ve Trabzon'un doğusuyla Rize kıyılarında çok kuvvetli olacağı, metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yağışın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Sel, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yurdun dört bir yanından boğulma haberleri geldi. Niğde, Şanlıurfa, Adana, Giresun ve Diyarbakır'da 5 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak'ta denize giren 16 yaşındaki genci arama çalışmaları ise sürüyor. Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Narlı Göl'e giren 14 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Kızını kurtarmak için göle giren baba Sıtkı Gülsoy, kızını güvenli bir alana çıkardıktan sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Dalgıç polislerin araması sonucu Gülsoy'un cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren 19 yaşındaki Murat Pelek bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla gölden çıkarılan genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Adana'nın Seyhan ilçesinde de sulama kanalına giren Suriye uyruklu genç akıntıya kapıldı. Kanalın suyu kesilerek yapılan arama sonucu gencin cesedine 10 kilometre uzakta ulaşıldı. Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte denize giren 16 yaşındaki Berkcan G. suda kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin genci bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtaran iki kardeş daha sonra akıntıya kapıldı. Polis ve itfaiye ekipleriyle vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan kardeşlerden 53 yaşındaki Mustafa Hıdır hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ise 16 yaşındaki Salih Kurtboğan sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Lise öğrencisi çocuğun cansız bedeni suya düştüğü yerden 50 metre ileride bulundu. Koronavirüs vaka sayıları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeniden artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta vaka sayısı ikiye katlandı. Uzun bayram tatilinin etkileri de hissedilmeye başlandı. Uzmanlar hastaneye başvurmasa bile belirti gösterenlerin en az yarısının pozitif vaka olduğunu belirtiyor. Bayramı kimi tatilde geçirdi, kimi memleketinde. 9 günlük tatilde kalabalıklar arttı. Bu durum hastanelere yansıdı. En az ortalamaya baktığımızda son günler bu sayılım rakamlar her 10 kişiden 3'ünün test yaptırma genin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Herkes hastaneye test yaptırmaya da gelmiyor. Buradan bir çıkarım yaparsak şikayetçi olanların en az yarısının COVID pozitif olduğunu söylemek mümkün elbette. Geçen hafta açıklanan 4-10 Temmuz tablosunda vaka sayısı 117 bini geçti. Uzmanlar açıklanacak yeni tabloda bu sayının daha da artacağını tahmin ediyor. Bu rakamların daha yukarıya doğru maalesef yol alabileceğini düşünüyorum. İnşallah kaybımız daha az olur. Bu rakamın daha aşağı doğru gitmesi en büyük temennimiz ama 150 binler düzeyini bulabileceğini düşünüyorum. Belki daha da fazla olabilir maalesef. Yeni alt varyantlarla beraber hastalık belirtileri de değişti. Boğaz ağrısı ve eklem ağrısı en sık görülen bulgular haline geldi. Son dönem bir de başvurularda dikkat çekici bulgulardan birisi eklem ağrısı. Tüm sırtım ağrıyor, her yerim kırılıyor, eklemlerimi tutamıyorum ve bununla beraber ateş, boğazda yanma gibi şikayetler daha çok oluyor. Uzmanlar son aşısının üzerinden 6 ay geçenlere hatırlatma dozunu öneriyor. Medine'ye giden hacılar kutsal mekanları ziyaret etmeye devam ediyor. İslam tarihinde önemli yere sahip olan mescitler bir bir geziliyor. Muhabir arkadaşımız Aynur Bayram, kameraman arkadaşımız Tahsin Özkan Medine'de bulunan o ziyaret noktalarındaydı. Şimdi o ziyaretlerin detayları geliyor ekranlarınıza. Kutsal topraklarda yolculuk sürüyor. Hacılar İslam tarihinde önemli yere sahip olan mekanları ziyaret ediyor. Bu mekanlardan biri de Kuba Mescidi. Medine'ye 6 kilometre uzaklıkta olan Kuba, ismini çölde açılan kuyudan almış. Hazreti Muhammed Medine'ye ulaşmadan önce Kubalılar tarafından burada bulunan mescitte misafir ediliyor. Hazreti Muhammed ve beraberindekiler bir süre Kuba'da konakladıktan sonra bu mescidi inşa ediyor. Şu anda burası büyük bir camiye dönüştürülmüş durumda. Medine'ye ulaşan Hazreti Muhammed, daha sonra kendisine gösterilen sevgi ve misafirperverlikten dolayı her cumartesi bu mescidi ziyaret ederek Kubalılarla bir araya gelmiş. Bir diğer önemli ziyaret noktalarından biri ise Mescid-i Kıbleteyn. Mescid-i Nebevi'ye 5 kilometre uzaklıkta olan Kıbleteyn Mescidi'nin ilk adı Beni Selime Mescidi iken Bakara suresinin 144. ayetinin inmesinin ardından ismi değiştiriliyor.
Mescid-i Kıbleteyn iki kıbleli mescid olarak adlandırılıyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılan Hazreti Muhammed gelen vahiy üzerine Mekke'ye, Kabe'ye doğru yöneliyor. Daha sonra Müslümanlar Kabe'ye doğru namaza duruyor. Bir başka ziyaret yeri de Hendek Savaşı'nın geçtiği Sel Dağı'nın kuzeybatısında yer alan Yediler olarak adlandırılan mescitler. Hendek Savaşı esnasında namazgah niteliğinde olan bu alana daha sonra tek revaklı bir mescit inşa ediliyor. Mescid-i Fetih 1179'da Eyyubiler, 1853-54 yıllarında Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından yeniden yaptırılıyor. Son yıllarda Mescid-i Fetih ile Mescid-i Selman el-Farisi ve Mescid-i Ömer bin el-Hattab dışındakiler yıktırılmış. Hendek Savaşı'nın yapıldığı alana 7 mescit inşa ediliyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bu bölgede yeni bir cami inşa edilerek ibadete sunuluyor. Ziyaretçiler bu mescitleri ziyaret ederek dua ediyor ve namaz kılıyor. Sayın seyirciler, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Kepsut'ta çıkan yangına ilişkin açıklama yapıyor, izliyoruz. Biz komuta aracından sürekli irtibat halinde orman müdürlüğümüzün yetkilileriyle idare ettik. Bir ara çalışmalarımıza orman genel müdürümüz de katıldı, destek verdi. Ve şu an itibariyle riski atlattık. Çok geçmiş olsun diyorum. Emek veren, çaba gösteren orman teşkilatımız, Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, jandarmamız, vatandaşlarımız, AFAD teşkilatımız, çevre illerden gelen destek birimleri, bütün kuruluşlarımız, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yangının çıkış sebebiyle alakalı da çalışmalarımızı sürdürüyoruz açıkçası. Elektrikten kaynaklı, elektrik hatlarından kaynaklı durumlar söz konusu olabilir. Soğutma çalışmaları bitince jandarmamız bu konuda daha sağlıklı deliller elde edip bilgilere kavuştukça bunu da sizlere açıklayacağız. Şu anda 8 yerleşim yerimizde elektrik mevcut değil. Zira yangın alanının içerisindeki elektrik direklerinin zarar görmesi neticesinde böyle bir elektrik kesintisi söz konusu oldu. Fakat Uludağ Elektrik İşletmesi ile yaptığımız görüşme çerçevesinde hızlı bir şekilde onlar da tedbir alıyorlar. Bu yerleşim yerlerini bugün jeneratörle besleyeceğiz. İlk etapta bu Karagül mahallemize hemen jeneratör temin edilecek. Diğer mahallelerimize de gece saatlerinde jeneratörle takviye yapacağız. Zaten gün içerisinde de yarın inşallah elektrikle ilgili sıkıntı giderilmiş olacak. Ben bütün vatandaşlarımıza, ülkemize, Balıkesir'e, Kepsut'umuza geçmiş olsun diyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma tebrik ediyorum onları. Teşekkür ediyorum ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alabilirim. Efendim, ne kadarlık bir alan etkilendi, bir tespit var? Yani ilk başta 30-40 hektar olarak düşünmüştük ama biraz daha yüksek bir miktarda alanın olduğu görülüyor. Daha miktarda alanın olduğu görülüyor. Daha net ortaya çıkıyor. Yani belki 50 ve üzeri bir hektardan söz edebileceğiz. Bu da yapılacak hesaplamalarla ortaya çıkacak. İyi bir hava koordinasyonu oldu. Yani bizim gün içerisindeki hava aracı sayımız 20'ye ulaşmıştı bir ara. Şu an artık bizim sönme noktamıza gelmemiz ve ülkemizin başka noktalarındaki yangınlar sebebiyle araçların bir kısmı başka bölgelere kaydırıldı. Ama elimizde şu anda 6 helikopter, 5 uçak mevcut ve uçuşlarını sizinle gördüğünüz gibi devam ettiriyorlar. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, ellerinize sağlık sizin de. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Deha. Mini ve mikro insansız hava araçlarının imhası için geliştirilen Şahin fiziksel imha sistemi ilk kez envantere girdi. Şahin, kritik tesislerin korunması ve sınır güvenliğinde etkili rol üstlenecek. Mini ve mikro İHA'ları önce tespit, sonra imha edecek. Kritik tesislerin korunmasında ve sınır güvenliğinde kullanılacak. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan koordinasyonunda geliştirilen Şahin Fiziksel İmha Sistemi'nde kabul faaliyetleri tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yeni sistemin ilk kez envantere girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Şahin sistemi döner kanatlı ve sabit kanatlı mini ve mikro İHA tehditlerinin imha edilmesinde görev alacak. Radardan bildirilen hedefi otomatik olarak takip edecek ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabilecek. Yerli imha sistemi Şahin, 40 mm yüksek hızlı akıllı bomba atar mühimmatı kullanıyor. 700 metre etkili menzilde hedefleri tam isabetle vurma yeteneğine sahip. Kolay intikal ve kurulum avantajları bulunan Şahin uzaktan komuta edilebiliyor. Gece, gündüz ve zorlu hava koşullarında hedef tespiti de yapabiliyor. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik insanlık dışı tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. Milli Savunma Bakanlığı düzensiz göçmenlerin Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından geri itildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA Ege Denizi üzerinde devriye görevindeydi. Dilek Boğazı'nın doğusunda Türk karasularına 1,5 kilometre mesafede Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tespit edildi. Türk karasularını ihlal eden bot yakın takibe alındı. Yunan sahil güvenlik botu bir grup düzensiz göçmeni iki cansalıyla Türk karasularına geri itti. Salların çevresinde tehlikeli manevralar yaptı, ardından da son sürat uzaklaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan sahil güvenlik botunun aynı zamanda Türk karasularını ihlal ettiği ifade edildi. Açıklamada Türkiye sahillerine 1,5 kilometre mesafedeki geri itme ve karasuları ihlalinin sahil güvenlik komutanlığına bildirildiği belirtildi. Düzensiz göçmenler sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı. Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix organizasyonu Yozgat'ta başladı. Türkiye'nin ilk yapay rafting parkurundaki yarışları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da izledi. Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile rafting yaptı. Güçlü akıntıda kürek çektiler. Rafting heyecanına ortak oldular. Yozgat Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yarışları izledi. Türkiye'de ilk yapay rafting parkuru Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kuruldu. Bozok Yaylası Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'la Bakan Kasapoğlu yarışların ardından bota bindi. Kürek çekerek rafting heyecanını yaşadılar. Çekerek Barajı'nın etrafında diğer belki muhtemel barajlarımıza da örnek olacak şekilde bir rafting parkuru oluşmuş durumda. 850 metre uzunluğunda ama bir doğal uzunluğuna baktığımızda da 4,5 kilometrelik bir rafting alanı. Türkiye'de sporun altyapısı her alanda gelişiyor. Tabii ki bu rafting alanında da gelişmemesi mümkün değil. İnanıyorum ki Yozgat'tan, Çekerek'ten, ilçelerimizden yeni sporcuları her branşta yetiştirdiğimiz gibi rafting'te de bu anlamda güzel gelişmelere şahit olacağız. Dünya Rafting Federasyonu tarafından mükemmeliyet sertifikası verilen Çekerek Rafting alanı uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Rize'nin Ardeşan ilçesinde Formula As tahta araba yarışları düzenlendi. Bu yıl 13.sü gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntüleri sahne oldu. Yarışmacılar tahta arabalarıyla marifetlerini sergiledi. Pistte olduğu kadar tribünlerde de heyecan doruktaydı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde Formula As heyecanı vardı. Tahta arabalarla yapılan yarışlara 54'ü erkek, 9'u kadın, 63 yarışmacı katıldı. Bu yıl 13.sü düzenlenen etkinlik halk oyunu gösterileriyle başladı. Ardından yarışlara geçildi. Kimi dereceye girdi, kimi yarışı tamamlayamadı. Parkur güzeldi, hava da iyiydi, yollar kaygan değildi ama yine de ısıdan dolayı tekerler yandı, biraz direksiyonum da çıktı zaten. Yarışı koşarak tamamladım yani. İkinci sırada ilerliyordum, bir anda arkamdan gelip çarpmasıyla iki tekerim pert oldu. Ve evet. Sağlık olsun. Yarışları izlemek için Türkiye'nin dört bir yanından gelenler vardı. İzmir'den geldim. Gezmek için geldim. Bir baktım burada hani Formula As varmış. İlk defa izliyorum. O için çok heyecanlıyım. 1600 metrelik parkuru dereceye girerek tamamlayanlara ödülleri verildi.
Denizli'nin Çivril ilçesindeki nilüferlerle bezeli Işıklı Gölü ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan göl, görenleri kendine hayran bırakıyor. Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü doğa severlerin önemli ziyaret noktalarından. Nilüferlerle bezeli göl, eşsiz doğası ve huzur veren manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor. Eşimle çocuklarla beraber gezmeye geldik. Burayı merak ettik. Nilüferleri görmeyi, bir de gölde kayıklarla gezmek ilginç olacağını düşündük. Bunca yıldır burada böyle bir güzellik olduğunu bilmiyordum. Geçen yıl ilk defa geldim, bu yıl ikinci defa geliyorum. Gerçekten herkesin gezip görmesi gereken muhteşem bir güzellik. Işıklı Gölü'nde nilüferler arasında kayıklarla yolculuk yapılabiliyor. Nilüferlerin içinde doyasıya fotoğraflarını çekiniyorlar. Nilüferden sonra bu havut dediğimiz yeşilliklerimiz var. Havutların içinde fotoğraf çekiniyorlar. Tabiat doğayla baş başa, yani mümkün olduğu kadar biz de onların gönlünü etmeye çalışıyoruz. 7000 hektarlık Işıklı Gölü birçok kuş ve ender balık türüne de ev sahipliği yapıyor. Kırmızı Periler Diyarı olarak da bilinen Erzurum'daki peri bacaları turistlerin uğrak yeri. Birçok etkinliğin yapıldığı bölge yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Manzaranın tadını çıkaran da var, atlarla safari yapan da. Erzurum'un Narman ilçesindeki rüzgar ve su erozyonu sonucu oluşan kırmızı peri bacaları yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Tatil için geldik. Güzel yöremiz. Buralar peri bacaları. Narman'a ait. Biz de çocuklarla birlikte burada zaman geçirmek, eğlenmek için geldik. Bölge 62 kilometre uzunluğunda 3 vadiden oluşuyor. Doğal ortamı ve kızıla çalan rengiyle göz kamaştırıyor. Bölgede atla birlikte muhteşem manzara eşliğinde geziler de yapılıyor. Ata da bindik. At da çok eğlenceliydi, güzeldi. Özellikle yanındaki yavru tayla beraber çocuklar çok hoşuna gitti. Güzel buralar. İlk defa geliyoruz. Beğendik, tavsiye ederiz gelmek isteyenlere. Doğu'nun Kapadokya'sı olarak bilinen Narman peri bacaları yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Veda ediyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.